Herkese merhabalar. Hepinize bir maç günü adı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pendik Spor maçına geldik. Kadıköy'deyiz maalesef. Maalesef demin sebebi Kadıköy'deki biliyorsunuz bu stresli maçlardan dolayı maalesef diyorum. Bugün Murat'ın üstteyim. Bir yerime geçeyim. Maç önü konuşmasını yaparız. Sonra Allah'ın izniyle buradan bir 3 puan kopartırız. Hadi bakalım. Çekiyorum. Güneş bayağı vardı çünkü şimdi biliyorsunuz Avrupa maçı çok güzel geçti bizim maçımızdan. Mükemmel bir oyunla 3 puanı 3 golle aldık. 3 puan değil, turu aldık neredeyse. Bu maçta da umarım Avrupa'da oynadığımız gibi oynarız. Çünkü gerçekten bayağı bir motive etti beni o oyun. Şampiyonluğa inancımı çok daha fazla, yani 2 yaşa katıldı diyebilirim. Bu maçta biraz rotasyon var çünkü sarı kart sınırında bayağı bir oyuncumuz var. Şimdi Tadiç, Beko, Cengiz Ünder gibi. O yüzden birazcık rotasyonumsu bir kadro. Umarım 3 puan alırız. Devam. Yeah.
Ama tribünler 10 numara, atmosfer zemin 10 numara, tek eksik 3 puan, haydi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
yarım saat geride kaldı ama biz pek bir şey oynayamıyoruz şu anda. Bizim hemen gol bulmamız gerekiyor çünkü eğer geçe kalırsa bayağı bir stres, gerginlik oluyor takımda ve bu bizde gerçekten bayağı olumsuz gidiyor. Hadi bakalım, devam. Her maç aynı kerami. Hep ilk golü biz diyoruz. Yeter ya. Yemin ediyorum. Kabuklusun abi. Kadehi kabuklusun. Kadehi kabuklusun. Şu sinir, stres, gerginlik. Sıkacak. Gerideyiz. Rakip yatıyor. Normal. Her şeye yani her temasa faul çalınıyor ve rakip hakkını yatıyor. Sediye, medya oyuncuları, Elif Akşehir'de. Normal baba. Normal. Sonuçta bir Anadolu kulübü. Sen Kadıköy'de bir sıfır geri düşüyorsan bunların olacağını bilmen gerekiyor. Ona göre oynaman gerekiyor. Gerçi oynamak için de gerçekten oyun daha etmesi gerekiyor. Çünkü
her şeye oyun duruyor. Tam topuna 50 kere oyun durmuş. Ya bu şekilde zaten topu oynayamazsın. Onun dışında Fenerbahçe kötü abi. İyi değiliz. Pendik Spor da iyi. Yani tam olarak oynaması gerektiği gibi oynuyor Pendik Spor. Fenerbahçe tam olarak oynamaması gerektiği gibi oynuyor. İkinci yarı hakkında pek bir şeyim yok. Hevesim yok. İçim baya karanlık. İnşallah yanılırım. İnşallah maç sonunda ne oldu amına koyduğum falan dersiniz bana. Ama benim pek inancım kalmadı bu maç üzerinde. Ya Allah ya bismillah. Bence Dzeko ile Batshuayi değişmesi gerek. Ki Batshuayi çıktı galiba şimdi ısınmaya. Öyle abi. Aşırı gergin, aşırı stresli maç bizi bekliyor. Devam. Aa, vallahi kapattım kaydı ama tekrar bir şey konuşmak istiyorum. Ne olursa olsun burası Fenerbahçe'nin şansı Kadıköy. Bizim burada Pendik Spor'u yendiğimiz şart. Zaten eğer burada puan kaybedeceksek bırak abi şampiyon olma zaten. Yani anladın mı? Olay o. Takımın kendine gelmesi gerekiyor. Her bölüm bunu söylüyorum. Maalesef ki. Kendimize gelip bu saçma oyunda 3 puan çıkarmamız gerekiyor. Haydi abi. Haydi abi, haydi.
kardeşlerimizin bölümünü. 99 yılında cuma, 17 numara. Aslında orada bir çıkış yaptım ama tam ben çıkış yaparken bir tezahürat girildi. Ona katıldığım için yarıda kesildi. Belki uyarım, bilmiyorum. Bak, güzel bir galibiyet. 4-1. Hiç beklemediğim bir skor. Tahmin dahi edemeyeceğim bir skor. Çünkü ilk yarı bayağı kötü geçti bizim adımıza. Yani 1-0 yere kapattık ama 2-0, 3-0 bile olabilirdi. Çünkü biz 3 top oynamadık. Hatta oynamadık bile, oynayamadık. Çünkü maç oynanmadı direkt ilk yarıda. Pendik Spor biliyorsunuz, gördüğünüzde yerden kalkmadı. Yatmaya gelmişler resmen. Ben ilk yarıdan sonra bu konu hakkında pek konuşmadım. Yani daha çok ılımlı konuştum. Ama bu işin kayıt edilmemiş kısımları da var. İlk yarıda kesitler nasıl bilmiyorum. Çünkü bayağı bir kesinti olacak yüksek ihtimalle. Çünkü bulunduğum tribünde ateşli bir tribündü. O 5 lira falan katıldım. O yüzden kayıt pek alamadım herhalde. Bilmiyorum. Tam ne yaptım hatırlamıyorum o anlarda. Ve birazcık sövdük. Çünkü sövülmesi gereken bir maçtı. Pendik Spor gerçekten yatmaya gelmiş. Hani mecaz falan değil. Gerçek anlamda yatmaya gelmişler. Adamlar yerden kalkmadı abi. Her dokunduğumuzda yatıyorlar falan. Bir yorum gördüm. Feyyaz Uçan mı söylemiş, kim tam hatırlamıyorum ismini. İlk yarıda sahanın en çok koşanı Pendikli sağlık görevlileri. Bu aşırı doğru bir yorum bu arada. Bayağı bir sinir, stres harbi yaşadık. Ama sonucunda kazandık. Kadınmak çok önemli. Ancak Kadıköy'deki bu oyunumuzun rezil oluşu çok canımı sıkıyor benim. Hani Kadıköy, burası Kadıköy, buranın çıkışı yok falan diyorlar ya. O bize döndü abi. Biz çıkamıyoruz Kadıköy'den. Ya bugün çıktık. Ama yarın çıkabilecek miyiz bu oyundan? Muamma. Çünkü bu takımın deplasmandaki oyunuyla iç sahadaki oyun arasında çok çok büyük farklar var. İç sahada oynayamıyoruz. Mümkün değil. Yani pozisyona giremiyoruz. Aptal aptal bu oyun. Cidden verem kanser eder. Ki bu maçtan önceki konferans ligindeki maçımız mükemmeldi abi. Ben Fenerbahçe'yi uzun zamandır böyle iyi oynayan görmemiştim. Ki karşıdaki rakip de sert bir rakip, yani sistem takımı. Ve biz sistem takımından hep yeniliriz. Ancak çok sağlam bir oyunda 3-0 yendik. Hemen ertesindeki bu maçta bu kadar kötü oynamamız artık, yani heyecan. Kadıköy kapatılsın diyeceğim artık, olmayacak. Bizim en büyük sıkıntımız Kadıköy şu anda. Bu iç sahadaki oyunumuzu düzeltirsek biz rahat rahat Allah'ın izniyle şampiyon oluruz. Deplasmanda bir korkum yok. Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Düşünüyorum sadece. Yeneceğimizi iddia etmiyorum. Zor maç abi. Çok zor maç. Yani Trabzonspor maçı. Cidden zor maç. İnşallah oradan da ölmeden çıkarız. Tamamen deplasmandaki oyunumuza güveniyorum Trabzonspor maçında. İnşallah Fenerbahçe bizi yanıltmaz. Oranda aldığımız nakliyle çıkarız. Umarım video güzel olmuştur. Çünkü şu an video nasıl bir hal alacak zerre bilmiyorum. Kayıt nasıl geldi hiç bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve en önemlisi benim açımdan kanala abone olmayı unutmayalım. Ücretsiz abonelik istiyorum. Böyle katıl falan yapmanıza gerek yok. O katıl tamamen sen böyle duruyor orada. Dursun. Boş boş.
Sadece size abone olmanızı istiyorum ücretsiz şekilde. Budur. Yarın sonu şampiyonluk olsun. Dikkat edin kendinize. Bay bay.